Nasıl yine hafif yamuk? Zaten bu masa yamuk değil mi? Biraz eğimimiz var bizim bu hayatta. Eğimimiz biraz var bizim. 65.828 kişilik, evet az önce baktım, aşiretim ailem. Bugün gündem dedikodu yapacağız. Dilan Polatlar, Kenan İmirzalıoğlu'lar, Sibille. Allah'ım nasıl ya? Şükrü değil mi? Nasıl ya? Gördüm. Bak onu biliyorum. Öf var ya, tadım bir kaç titredi. Sanki Şükrü benim eski sevgilim de benden sonra Sibille gitmiş gibi tadım. Bu arada Sibil güzel bir kız ama abi zaten zenginsin. İyi bir yerde oturuyorsun. Hayatın güzel. Şükrü var, üzüm var. Eski sevgililerin iyi. Abi Şükrü'yü bırak değil mi? O zayıf bir çocukla çıkıyordu bir ara. Ben onu gördüm. Ben orada kalmışım. Ben Sibil'le en çok onu yakıştırıyordum biliyor musun? O zayıf çocuktan sonra bir iki kişiye daha çıktı. Hatta rivayete göre, doğruluğa göre Şükrü'den önce çıktığı çocuğun annesiyle tanıştı. Annesiyle tanışırken Şükrü'yle flörttü. Oha. Öyle diyorlar. Ay ben de yemek yiyorum. İnşallah çıkmaz. Tavuk sipariş verirken şey yazdım arkadaşlar. Ekmek ve sos bol olsun. Tavuk o kadar da önemli değil. İskender gerçekten sadece bunun için yeniliyor biliyor musun? Tavuk İskender yanıma. Ben et sevmiyorum. Kırmızı et. Aşkım kırmızı et. Kötülüyüm ben. Niye ne anlatacağım? Sibil'e anlatalım. Sibil'den girdik o zaman. İşte abi çok benim çok sinirim bozuldu. Bir de ben mesela şimdi şeydeler, yurt dışında tatildeler bunlar, tamam mı? Ve bu arada Şükrü, senin diğer sevgililerin hiç bu kadar sosyal medyada aktif olduğunu görmedik biz. Sibil'e gelince ne oldu? Sibil fotoğraf çekiyor, arkada o. Sibil video çekiyor, arkada aşkım canım ciğim çiçeğim. Sibil bir şey yapıyor, ilk o koşuyor etkinliğe. Oğlum hayırdır, senin bir tane daha sevgilin vardı hiç. Onunla bir yerlere giderken görmedik biz seni. Hep Alaçatı'daydın. Kız hep İstanbul'da tekti. Demek ki bak görüyor musun erkekler? Ya bazı kızlar diyor ya hani ben onu değiştireceğim. Arkadaşım değiştiremezsin sen onu. O çocuk bak mesela sen çekersin cefasını. Sefasını. Kendi değişmesi lazım. Ha, sefasını başka kız sürer. Mesela ben hep onu diyorum, anladın mı? Adam değişmez değil. Sana değişmiyor. Yani başka kıza değişiyor. Ay şu kıza da hep iyi bir adamdı ama. Şimdi Şükrü'ye laf edemeyiz. Bu arada Şükrü benim tenim tek esmer. Ay, ay, Can Yaman. Ay, ben şey izliyorum. Duydum, doğru mu? Aralarında yaş farkı varmış. Ne bileyim. Ama bu arada, yani mesela ben 20 olayım, Şükrü 50 olsun. Kabul ederim. Adamın göğsüne var. Dedim Şükrü babacığım, Nuri babacığım. Hemen kabul ederim dedim, Şükrü geliyorum. Mesela Sibil'in aile yaşantısı da çok güzel. Şükrü ona da uyum sağladı. Mesela annesiyle falan ödül almaya gitti ya, Şükrü de gitti. Ama Dilan Polat'a geçmek istiyorum. Dilan abla nasıl yaktın koskoca siteyi? Koskoca şebekeyi nasıl çökerttin be abla? Yani bir televizyon programı... Ama bak demek ki bir şeyler eksikler. Sevilmeye açlar demek ki. Çünkü mesela influencerlık yapıp ne kadar kazandığını söylemeyen bir sürü insan var. Ama hiçbir programa çıkıp ay kocam beni bu kadar seviyor. Ay şu böyle oluyor, böyle demiyor. Yoksa kazanan milyonlar var. Abi görüyoruz değil mi yani? Ama zaten Dilan'ın aile travması olduğu için bence kendini sevilsin diye çok fazla paylaşım yaptı. Ama abi Dilan'a da paylaşım yaptı. Ulan Engin uyarsana. Karım yapma. Anlıyorum seni ama yanacağız. Bak bir de tam paket biliyor musun? Ya şey dolandırıcılık yapan kadınların hepsi, ya ailelerin hepsi. Umre, Gürcistan, Dubai, güzellik salonu, ailecek fotoğraf namaz kılarken. Ya bu paketi gördüğünüz birini kara para aklam ama şey yok. Benim hiç namaz fotoğrafımı gördün mü? Görmediniz. Çünkü bana yazıklar olsun. Bana hiç kara para aklama teklif gelmedi. Yazıklar olsun. Ki Yüce Rabbim de biliyor gelse. Hayır. Şaka yapıyorum kanka ya. Hayatta yapmam yani şeyler. Benim o kadar zekam yok. Gördük de Dilan'ın da yok. Ama ilk kimden patladı o? Bak Feyza Altın mı patlattı onu? Hı-hı. Başka biri mi patlattı? Sonuçta bir patlatan oldu anladın ben mı? Ben anladım sana. Dilan bu kadar eklemesiyle oldu bu. Paylaştı Twitter'da koptu kıyamet. Neden bu kadar bu kadın zengin diye, tamam mı? Sonra da Dilan Polat açıklama yaptı. Ben dedi TV programında ayda dedi ay günde dedi bazen 800 bin harcıyorum. Oha. Ha. O tutarda bir şey söyle. Sonra Özgür Demirtaş. Şey ya ismi Selahattin Demirtaş'ın ne?
Özgür Demirtaş'a Twitter'da hep şey diyorlar ya, Selahattin Demirtaş'ın kardeşi. Adamı delirtiyorlar. Sonra Özgür Demirtaş'a dedi ki, günde mini, bazen günde 800 bin harcayan birinin ne kadar vergi vermesi gerekiyor? Hesapladı adam. Adamın yaptığı hesapla Dilan'ın verdiği vergiyi adam diyor ki yılda 1.4 o kadar vergi vermeleri lazım. Dilan 15 bin vermiş. Abla ben bile senden çok vergi verdim bu devlete ya. 15 bin lira vergi vermiş. Sonra Seher Yılmaz diye bir tane kadının şeyine düşüyor. Kadın zaten ekonomi yazarıymış, gazetecisiymiş. O da nereden bulduysa Dilan'ın ne kadar vergi verdiğini, kaç tane şirketi olduğunu, kimlerin üzerinde kurduklarını hepsini o buldu. Çat 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 paylaştı. Dilan da hemen bak. Anneannesinin üstüne bile şirket varmış diye duydum. Ulan kadının okuma yazması yoktu. Nasıl günce hattıydı? Parmakları kadının masmavi olmuştur. Ama şey, Dilan hastaneye kaldırıldı ya bir ara. Kore dizisi izleyenler beni bilir. Kore'de böyle usulsüzlük yapan dizilerdeki kadınlar ya da erkekler hemen hastaneye kaldırılır, tamam mı? Gerçekten ama böyle yani halkın tepkisi bir tık yumuşasın, unutulsun olaylar diye, tamam mı? Hatta Dilan hastaneye kaldırdı. Rabia üzüldü, dedi ki aa, dedi, Dilan hastaneye kaldırmış. Dedim kızım hiç mi Kore dizisi izlemiyorsun? Bunların hepsi hastaneye kaldırılıyor. Çünkü Dilan orada bir tık başarılı oldu. Hani unutturuyordu gündemi. Ama işte orada da Dilan'ın bağını parlak var ya, Dilan'ı gaza getirdi. Dilan ekrana tükürünce insanlar daha da sinir oldu. Ekrana niye tükürdü? Devlet var, devlet benim ne yaptığımı, devlet bilir kaç para vergi verdiğimi, tüh size dedi. Al devlet seni içeri al. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey yapsam. Allah korusun. Allah korusun ama şimdi açık açık konuşalım arkadaşlar. Diyelim ki yoldan çıktım artık. Ne aile ne bu dünya korkum var. Ben böyle bir şey yapsam yemin ederim hayatımı o kadar gizli yaşarım ki. Yemin ederim. Ha bu arada bunlar sosyal medyayı neden gralanmış biliyor musun? İnfluencerlıkta çok para var ya, böyle 1 milyon takipçi falan olduğum. Gelirimizin çoğu sosyal medyadan demek için. Çünkü sosyal medyada şarkı yaptığında, bir video attığında ya da Spotify'a bir şey yüklediğinde kazandığın ya da ona harcadığın parayı sen belirliyorsun. Mesela şimdi ben bu yemeğin faturasını şeyde gösterebilirim, anladın mı? Şey gibi. Gider parası. Aynen. Mesela yemek 10 liraya söylendiyse yemeği 50 lira diyor. Ha ya da müzik yapıyor. Ben 200 bin, 300 bine yaptım demek yerine. Bu arada müzik klipleri kaç bine yapılıyor bilmiyorum. Ben bu klip için 100 binler, milyonlar harcadım diyebiliyormuş. Öyle duydum ben. Ama ben bu işe girsem de yine göz önünde de olsam demem ayda 800 bin harcıyorum günde. Derim ki Allah bilir, bazen kazanıyoruz, harcıyoruz, bazen kazanmıyoruz. Çok uçuk bir rakam bence. Bu kadar uçuk rakamlar. Mesela günde deseydi ki ben 100 bin harcıyorum, kimseye bu kadar bakmazdı, anladın mı? İşte bakma sebebi bir de milletin bu kadar aç olduğu bir ülkede. Sen böyle bir şey dersen... O kadar açım ki. Bu sefer ben bile dayanamadım. Arkada ses çıkıyor olabilir. Bayağı açız. Bir de milletin bu kadar fakir olduğu ülkede sen böyle paylaşımlar yaparsan millet sorgular. Ki ben şunu da anlamadım. Hep Dilan Polat'ı konuşuyoruz. Abi Dilan Polat kimin kar parasını atladı ya? Bak bir de o kadar salaklar ki. Gürcistan'dan mı neyden gelen para yapıyorlarmış. Gidiyorlar Gürcistan'da fotoğraf çekilip koyuyorlar gezme diye. Abi bok yemeye gittin oraya. Koyma lan fotoğrafı. Ben var ya kimlikle gidilebiliyorsa kimlikle giderim. Pasaportuma bile damga vurduk ben. Yemin ediyorum. Hani çok aptalca hareketler etmişler. Millet üzülüyor abi. Tamam üzülün, ben de üzüldüm. Dilan Polat'ı mesela benim günlük rutinim neydi biliyor musun? İşten geliyordum. Dilan Polat söyledi izleyip uyuyordum. Sana yemin ediyorum. Ve ben eminim, hiç bakmadım. Ne güzel sen. Sen bizim çektiğimiz yokluğu bilemezsin. Ben bazı geceler Dilan Polat'ı söylesi özlüyorum. Şule çok arıyor. Keşfetme çıkıyordu bazen. O da başka hesaplar edit medit yapıyor ya. Sen benim çektiğim yokluğu bilemezsin, Dilan Polat yokluğunu. Öyle önemli bir şeydi ki Dilan Polat izlemen. Ha, ama işte. Neden peki? Abi çok eğlenceliydi bir kere. Görgüsüzlüğü,
kocasına olan aşkı, çiçekleri, ama tamam çocuğu. Da, o zaman bakılınca siz bu görgüsüzlüğü sevdiniz. O da arttırmakta haklıydı bu görgüsüzlüğü. Oğlum görgüsüzlüğü arttırmakta olay. Helal parayla yapsaydı okeydik görgüsüzlüğüne. Helal parayla nereye kadar yapabilirsin görgüsüzlüğü? İşte diyorum ya sana seviyesini de yaptı hepsine. Hadi helal parayı aldım bak. Vergiyi falan geçtim. Zaten her şeyi verdin ve bir devlet yarısını aldı. E bir de senin kazandığından verdiği sadakan var. Ekstra. Zekatın var. Bak bunları kendin için yapıyorsun. Hangi parayla görgüsüzlüğü yapacaksın? Neyi vermem. Ben izliyordum. Sonra işte ne anlatıyordum sizden? Allah seni kahretmesin. Ha yoklu. Yani ben de Dilan Polat'ı özlüyorum ama arkadaşlar bir şey varsa... Bir şey yani bir suç varsa çeksinler cezasını, manyak mıyız biz? Bazıları diyor ki çocukların olan oldu. Abi çocuğunu düşünürsün anladın mı? Ben şeye çok üzüldüm biliyor musun? Annesinin kaderi kızın çeyizlidir ya. Bu lafa da bayılıyorum amına koyayım ya. Vallahi bayılıyorum bu lafa da ya. Çok üzüyor bu laf beni. Çok korkutuyor da aynı zamanda. Ulan Dilan annesiz babasız büyüdün anladın mı? Bu işe ilk girerken şey düşünseydin ya. Lan benim yaşadıklarım kızımın başına gelirse. Ya da Engin. Herkese her boku imzalattın. Ulan bıraksaydın bir. Dilan imzalamasaydı. Mesela bak Engin'in babası ne yapmış? Karısına hiçbir şey imzalatmamış. Allah Allah. Ha. Ulan sen de Dilan'a imzalatmasaydın. Sadece marka yüzü gibi reklam yapsaydın. Bana bak fikir veriyorum. Bu arada benim fikirlerim çok iyiydi. Bak mesela Aşkı Memnu'da ben bir tane arkadaş olsaydım derdim ki. Bırak Beylül Nihal'le evlensin. Daha kolay yapar. Daha kolay takılırsınız kanka. Artık kimse düşünmez. Anladın mı? Gerizekalılık. Ya karına niye imzalatıyorum bir şey ya? Ciddi anlamı çok yok. Mesela şeye de çok garibime gitti. Dilan Polat'ı bayağı uzun konuşacağız. Çünkü biz bayağı uzun izledik. Rabia olsaydı keşke burada. Dilan Polat'la biz Rabia var ya birbirimize şey yapıyorduk. İzledin mi bunu? Bunu da izledin mi? Mesela bak yemin ediyorum bak fakir olsak, fakir de değil Dilan ortalama bir şeymiş zenginlikleri. Bizim gibi yani. Ben şey olsam hani kocam bir gün gelip dese ki villaya taşınırız dedim ooo. Derim estağfurullah ne yaptık biz. Direkt derim anladın mı? Dilan hiç demedin mi acaba? O yüzden bana bilmemesi çok garip geliyor. Çünkü gerçekten düşünürüm. Ben düşünsene sen. Abi kocan bile olmasa mesela sevgilin hep aynı düzeyde gidiyor diyelim. Bir gün farklı bir araçla geldi dersin. Nasıl geçtim buna? Ne yaptım ben? O yüzden ben inanmıyorum Dilan'ın bilmediğine. Ama Can'a çok üzüldüm hocam. Dilan'ın kardeşi. O kadar mazlum mevcut. Bak belki o da bir içindedir de. Onlara da sadece banka hesabını kullanıyormuş. Ama ya biliyorlardı herhalde. Banka hesabımı her gün biri 3 milyon 4 milyon atsa ben de bunu ablamın kayınpederine versem bir sorgularım derim. Ne yani bu? Yani. Niye benim banka hesabımı kullanıyorsun? Neyse 7 ay içeridelermiş. Dilan intihar etmeyi düşünüyormuş. Son şeyde. O beni bir tık üzdü. Nereden aldınız bu bilgiyi? Avukatı söyledi manyak. Ve Dilan'a çok mektup gidiyormuş biliyor musun? Dilan'a Rise and Shine ürünleri gönderiyorlarmış. Yemek gönderiyorlarmış. Ama içeri alınmıyormuş tabii. Dilan'a normal çantalar falan gönderiyorlarmış. Bence takipçileri bayağı. Ama kadın bak bir deha. Yani o takipçiler var bazen şey diyorlar. E çaldıysa da Dilan çaldı. Boş verin. Kısa bir şey olabilir. Kısa bir şey olabilir mi? Ha. Yani demek istediğim kadın şey yapmış. Baya bir kitle var arkasında. Ürün gönderip böyle. Ya ben annemden şu an börek istesem 4-5 gün süre hapishaneye börek kargoluyorlar. Ama psikolojik rahatsızlıkları olan bir kadın Dilan. Ve gerçekten bilmiyorum hapishaneye tedavi ettiriyorlar mı, psikoloğa götürüyorlar mı falan. Yardıma ihtiyacı var. Tamam öyle de. Her o zaman her psikolojik rahatsızlığı olan her şeyi yapsın. Nasıl yok. Onu demiyorum ben intihar etmesin anasını dedim. Yoksa hapis yatsın. Yapacağım şu haklıymış milletin. Ben yapsam ben de işte, biliyorum bizim gibi. Her kim varsa bu işte, ben de dahil. Bir ara Hülya Mezgin'le onlar buluştu sanki. Hı hı. Hülya'yla buluşsana ne oluyor? Hülya zaten herkesin arkasından konuşuyor. Bugün Hülya'yla kahve içsek, bak geçen TikTok'ta... Hani kadınlar Hülya'nın evine kahve içmeye gidiyor, kadının başka odaya gidiyor tamam mı? Hülya da bu yapıyor. E bu da bana geliyor kahve içmeye.
Yani Hülya ile aynı sofradan yemek yeme. Ertesi gün düşman olur, anladın mı? İlk doyan hep Hülya olur. Neyse, Kenan İmizaloğlu'na geleceğim. Cenab-ı Hak birlikte. Ya, özlüyor muyum storylerini? Özlüyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni bir Dilan Polat bulur mu Zeybek? Ama magazin programlarına ne kadar etkiliymiş, gördün mü? Bahar Candan'ı da onlar yakaladı. Evet, doğru. Onlar var. Şey, Nihal miydi? Bahar şeydi. Ama Bahar evliymiş biriyle hatta 3 aydır. Hayır, hangisiydi bilmiyorum. Karıştırıyorum ben onları. Yukarıya bakmış bir tanesi Engin gibi. Nihal. Ne diyor ya? İkisi yukarı aynı anda baktı. Acaba aralarında bir ilişki var mı? Bizim şey, o kahve sonrası muhabbetimiz. Kıza başka birinden diyorlar. Kızı şey, Şule'den diyorlar da o da çok aptalca ya. Nasıl Şule'den olsun? Engin'in de biraz gözünün izlemi vardı. Bu arada Kenan İmizaloğlu da sinema aldatmamış. Keşke aldatsaydı. Ama Arda Turan zaten... Abi ya 13 milyonu nasıl verdin elden be abi? Ya nasıl? Bir de euro. Abi tamam, bu para bana çok delice geliyor zaten. Ben ya 13 bini bile görmüyorum. Ama 13 milyon euroyu nereye veriyorsun be abi? Vermiş. Faiz beklemişler. Almışlar. Yani Arda Turanlar ona gitmişler. İşte Sinem Kobal da şeyde, Kenan'da aldatılma muhabbeti çıkınca da herkes Arda Turan'la fotoğrafını koydu. Arda Turan da Sinem Kobal'ı aldattı arkadaşlar. Belki kadının kaderi budur. Ama aldatmamış Kenan Kızılı yani. Dün fotoğraf paylaştılar. Bir aldatsaydı seni de fotoğraf paylaşmazdı. Nereden çıktı ki bu bir anda? Dayanak yok, bir şey yok. Bence neden biliyor musun? Türkiye'de gündem gerçekten parayla değişiyor. Ve bence Arda Turan olayı çıktı ya, bu dolandırılma olayını unutmak için. Bence Sinem Kobal'la Kenan'ın, Arda ile Kenan'ın şeyleri, videoları, Reels'ları tekrar düştü keşfete, anladın mı? Çünkü bir ara bitmişti Arda Turan'la şeyin, Sinem'in Reels'ları. Evet, Arda Turan'ın depresyonu kalmıştı geriye. O yüzden... Daha dur, kapalı infolar var. Bunları bilmiyorum ama kapalı kısmındaki de birkaç yorumum var. Ben Kenan İmizoğlu'nu severim kardeşim. Ben bu adamla geldim, bu adamla geldim. Bir de Kenan İmizoğlu bana gerçekten... Yani Volkan Demirel'le Kenan İmizoğlu bana... Adam! Bilmiyorum, Kenan o kadar bilmiyorum ama Volkan adamdır yani. Yani Kenan da bana o vibe veriyor, anladın mı? Yani şey gibi geliyor. Benim karım istediğini giyer, bakan düşünsün. Volkan Demirel birazcık daha şey, gösteren taraf ama Zeynep çoğunlukla sosyal medyada olduğu için zaten Volkan'ınki görünüyor. Hani o yüzden daha çok belli oluyor. Bir de Volkan'ın siniri biraz üst düzey olduğu için Volkan'ın siniri de ortaya çıkartıyor o çifti. Kenan birazcık daha sakin kalan taraf. Tam bir İstanbul beyefendisi. Aynen. Bunlardan kim var? Hilal Mek, Allah'ım. Ben bak takip ediyorum biz onları. Daha takip ediyorum. Hatta bir ara Ecmel açılmış story attı ya Helal Mek. Evet. Ben o senin şizeni atacağıma Helal Mek... Helal Mek'e geri attım. Ay, Helal Mek'in de şey, hesabında şey vardı. Bir mesaj atabiliyordun. Ya ben o hesabımı şizden bak ona... o hakkımı onunla kullandım. Ama kızlar da... Yani ben mesela kapalı olsam... Ya açık olsam, gazipasta düşsem, üzülmem. Kapalı olsam, Helal Mek'e düşsem... Yemin ederim terapiye başlarım. Yemin çünkü... Beğendikleri hiçbir şey yok. Buna sen ileride belki kapalı info olsun. Katılma, konuşma, sus. 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 Ama ben konuşacağım. Ya ama ben bu arada kızları seviyorum ama yani kapalı influencer da hepsinin aynı şeyi yapmasını bekliyorum. Çok gezme, çok kakar bak, çok ama dayım mı kullanıyor bu kanalı ya? Ama Ecmen açıldı ya. Ecmen şey oldu, bence bütün aurası gitti. Ya aurası gitmedi hatta, daha da aurası oldu. Böyle yüzü çok güzelmiş Ecmen. Evet, Ecmen çok güzel. Ama saçını daha farklı bekliyordum Ecmen'in yani. Ama zaten kıvırcık vibe vermiyordu ama daha bir şey bekliyordum böyle. Gür. Hiç beklemediğim olmadı. Ya benim kafamda tahmin ettiğim açıklıktaydı Ecmen. Çünkü bak, mesela kendim için onu söyleyemem. Çünkü benim kapalı halimle açık halim arasında çok büyük bir fark oynuyor. Hı hı. Ama mesela
bazı insanların yüz hatları o kadar böyle keskin ve o yüz oturmalı ki. Birazcık bunu açık alanından mesela Rümeysa'ydı sanırım. O açıldığında Rümeysa'nın da nasıl görüneceğini tahmin edebiliyordu. Ya bence bir tık hepsi aynı anda açıldı ya. Bir tık kötü oldu bu. Benim için kötü olmadı çünkü belki senin açılı kapamıza karışıyor ama bari ne. Herkesin kendi hayatı. Çok arkalı önlü oldu. Ha. Ve bu onları takip eden tayfa için şey gibi oldu. Bunlar da ünlendikçe açılıyor gibi oldu, anladın mı? Çünkü yorumların hep öyleydi. Bir de şey muhabbeti döndü. Madem öyle, siz bu takipçileri tesettürlü olduğunuz için, kapalı olduğunuz için elde ettiniz. Yeni hesap açın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir insan sadece kapalı diye takip edemez. Tam etkili olabilir. Ben Ecmeli Erçan için tam. Birlikteyken iyidiler. Yalan olmasın, komiktiler. Ya ama bir insan gerçekten sadece kapalı olduğu için tabii ki tam kombinin onun için takip edersin. Ya ama mesela benim hakkını yiyemem. Mesela Rümeysa'dan hiçbir şey almadım ama Ecmel'den beğenip alıp da hani o gerçekten... O Manuka markasını Ecmel bizim başımıza bela etti Manuka, ya. Manuka'dan hiçbir şey almak nasip olmadı ki. Almak değil ama bilmemizi Allah kahretmesin Manuka'dan ya. Ya herhalde bir gün düşemem, anladın mı? Hiç Manuka'm yok. Fresh'im de yeni oldu. Hayır yani şey manasında diyorum yani ben Manuka'yı Ecmel'den duydum. Evet. Ki Ecmel gerçekten bayağı giydi. Sponsorsuz da bayağı uzun süre giydi. Evet. İlk başladığından beri giyiniyordu. Evet, ben Ecmel'i kıyafet olarak çok beğenmiyordum ama mesela ilk güneş kremini birinin önerisiyle falan Ecmel önerdiği için almıştım ve gerçekten güzel bir güneş kremiydi. Ben çok da memnun kaldım mesela. O konuda mesela Ecmel'in birkaç dediği şeye güvenebilirim ama 40 kere sorguladıktan sonra güvenebilirim. En iyi Müslüman zaten sorgulayandır kardeşim. Ya ben şunu seviyorum, ben burada kapalı influencer'ları. Bak hiçbir şey alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum gerçekten ama bayağı seviyorum. Rümeysa'yı falan da seviyordum ben. Ama Rümeysa bir tık zaten reklamı bekleyip açıldı ya. Ben Rümeysa'yı hiç beğenemiyordum. Kapalıyken de beğenemiyorum. Bana aurası geçen bir kız değildi. Çok, şey, çok iyi bir kızdı. Bana da aurası geçmiyordu. Ama hiç sadece ama benlik değildi. Biz Blue Mary'i seviyorduk. Evet. Şizelim fan artı. Bir ara Blue Mary'in videolarının altında şey yazıyor. Abla arkadaşımı engeller misin? Abla engelle lütfen. Yorulduk. Abla! Hala çok seviyorum Blue Mary'i. Arkadaşın ismi söyle, engelleyeyim ablacığım. Evet, bizim öyle bir olayımız var değil mi? Hmm. Hayır tabii ki de. Sen cevap vermedin değil mi? Vermedim ona ya. Ne? Ben de hala çok seviyorum Blue Mary'i. Ama kapalı influencerlar hep güzel koca buluyor. Yani güzel koca dediğim... Hani şey yapılıyor değil de adamları parlak oluyor yani sanki Allah onları ödüllendiriyor. Kızım sen doğru yolu buldun, İslam'a döndün, al. Al. Ama ben bir de hayır ama bak hepsi bir anda arka arkaya bozulmaya başladı, farkında mısın? Hani ya. İlişki olarak da şey olarak da. Birinin o topluluğun nazarı bir değdi. Bence açık kızlarınki değdi. Yani biz bütün açık kızlar toplanıp kapalı... Kapalıların ilişkisine yorum yapıyorduk. Bu doğru. Abi Twitter'da bütün BMW, yakışıklı adam, cuma namazına gider. Mercedes. Kapalı güzel bir kız. Full paket. Bak bir de bizim bulduklarımıza bak. Çünkü neden biz doğru yol... Senin adına konuşmayayım. Doğru yoldan saptık arkadaşlar. Bize hep enginler geliyor. Her şeyi imzala. Her şeyi imzala. Hapise beraber gireceğiz. Ama ben bayağı şey yapılıyordum yani. Amin, amin. Enfal 63. Ben ilk başta o kıza neden enfal 63 dediklerini anlamadım. Nasıl sonradan, anladım? Hayır ilk kızı gördüğümde anlamadım. Allah Allah dedim. Bütün yorumlar enfal 63. Sonra bakayım dedim. Bakmak için kızın profiline girdim. Orada gördüm tesadüfen. Ne diye kayıtlısınız diye. Ve bir şey diyeceğim. Bak şimdi. Bence kötü değil. Sen sonuçta eşeğim, ayım, bilmem ne, kedim, köpeğim. Kim eşeğim diye kaydediyor kime? Var elbet. Tamam, vardır elbet. Onlar da bakarı yüzücü. Biz onları... Neydi onlar? Biz onları şey olsun diye yaratmıştık. Ne olsun diye ya? İbret! Bak eski sevgilimi düşündüm, hemen aklıma geldi. Biz onları ibret olsun diye yarattık. Eşeğim yazanlar direkt bakarı yüzücü diye kaydetsin. İbret... Bir de şey yazmış, biz Lüt kavmim diye kaydettim eşimi, helak olduk. Benim orada asıl takıldığım şey neydi biliyor musun? Herkes kızın amin diye işine takılmış ama
sadece arabada bırakıp gitti diye kız hediye bekliyor, farkında mısın? Evet. Böyle bir şeyde kız hediye edilip affedilme potansiyeline gelmesini falan ama çok şey de beklemiyor ya. Kinder Bungie falan bekliyor. Sonuçta bir şey bekliyor ama. Şöyle düşün, ben... Sen beklemedin de ne oldu Feriha? Ne değişti Feriha sen beklemedin de? Kızım doğru yoldasın. Enfer 63. Büyük harflerle kaydedeceksin bak. E küçük kaydetmişsin gördüm. Koskocaman Enfer 63 yazacaksın. Ama Enfer 63'ün şeyi bana, sevgilisi bana bir tık geliyor. Hani kapalı influencerların kocası o tip değil, anladın mı? Senin formatta bir hata var kızım. Yani Ercan, kapalı influencerların kocası Blue Melike gibi olur. Ercan gibi Blue olur. Blue Melike gibi olur nokta ha. Bence. Yani, Ercan falan değil. O yani. Ercan orta noktası. Yani öyle olur. Seninki bir tık, sen düzeni bozuyorsun kızım bir tık. Haberin olsun. Ben şeyi bulamadım biliyor musun? Bloomer'in. O da bebişleri oldu onların da. Evet. Yapacak bir şey yok. Çocuk hayatını kurtuldu. Annem Bloomer, babam şey. Ama Enfer 63 bir tık düzeni bozdu. Bundan sonra influencerların çirkin kocası olabilir. Berkcan kimsenin takip isteğini kabul etmiyordu Bloomer'in kocası. Hesabı gizliydi ve beni kabul etmişti biliyor musun? Evet evet. Ben içerideydim. Bin tane şey satmışlar arkadaşlar. Gerçekten içerideydi. Ben içerideydim. Ve şu an Mertcan'ın hesabından sallamıyorum ya. Ya düşüyorlar sana. Ama hayır, gerçekten seviyordum. Şey anlamında değil, bir çift olarak seviyordum. Sadece o içerideki karısının, onun özelinde karısı sen, nasıl olduğunu merak ediyordum. Çünkü sen Ercan'la Ecmen'i de öyle takip ediyordun. Evet. Yani Bloomer'le kocası da öyle. Sen çift takip etmeyi seviyordun. Ama Ecmen ile Ercan komik olduğu için biraz. Bloomer komik. Bloomer tam böyle olmak istedim. Bak ne hayatları göz önünde çok fazla, ne de çok uzaklar. Çok iyi. Ama videoyu kapatıyorum kanka. Kanka içerken. Beğenirseniz ikincisini çekeriz. Beğenirseniz ikincisini çekeriz. Siz seviyorum yorum atmayı. Fikir belirtebilirsiniz. Ah kötüyorum asla. Mertcan'ın Instagram hesabını da bulursanız. Alta koyun da şurada takip etsin. Siz seviyorum, abone olup yorum atmayı. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hadi et yap-